Evet, PLT Pro Lig'in bugünlük son maçındayız. Weekend maçındayız. Bakalım ekiplerimiz nereye atlayacak? Şu anda bakıyorum. 19 saniye içinde uçağın rotasyonunu belirleyecek oyun. Evet, bakalım hemen. Oo. Dobrok, Goraka, Kriçis taraflarına giden oyuncular, takımlar daha doğrusu. Bayağı işleri zor. Araba arama derdine düşecekler. Ama sağ tarafa giden takımlar ki zaten ne kalıyor? Cement kalıyor, Peşkova kalıyor, Santra kalıyor. Mineri kalıyor yani. Çok rahat olacak. Bakalım takımlar şu an sol alttan araba alma düşüncesinde sanırsam. Şu an burada bir fight mi yaşayacağız? Yok, R9'lar Santra'ya gelmedi. Onun yan evlerine geldi. Şurada bir yakınlaşma söz konusu ve uçtular. Evet. Kodlarla kim? UNV ekibi yan yana Tovar'da. Argo ekibini izlemek istiyorum hemen. Bir nak aldılar. Şu anda onlardan 3 kişi yaşıyor. Ama Kenz yakınlarında var bir tek. Bakalım Kenz'i görüp avlayabilecekler mi? Burada bir yakınlaşma var. Bir de burada bir yakınlaşma var. Bakalım kim nerede fight yaşıyor. Yetişmeye çalışacağım. Takımlar bilindik yerlere atlamışlar. Normal oyunda da bildiği yerler sanırım. Evet, aşağıya verdi alanı. Burada Zümer görüyor herhalde şu anda. Burada gecelerden Black naklandı. Tam geçtiğim anda Batu şu anda. Baya baya karışık kaos var. Parslarla geceler şu anda fight içinde. Pars Esperba karşı karşıya ve burada Wi-Fi'yi de düşürüyor. Fudix kaldı. Fearless'lar da katıldı buraya. Paslar bir onlara bir onlara. Şu anda Espeda. Uf, çok güzel vurdu Fudix. Fudix şu anda takımında tek hayatta kalan mı? Yok, Batu da var. Bu onlar için iyi işaret. Kaldırıyor derken evet, onu bırakması gerekiyor ve Fudix burada iki kişiyi bitiriyor. Çok iyi oynadı burayı. Batu da arkadan destekledi ve burada Fearless'larla geceler kalıyor ve gecelerin sayı avantajı var. Dediğimiz gibi burada 4 kille Pars ekibini bitirmiş bulunuyor. Şu anda bakıyorum. Kod ekibi UNV ekibiyle hala karşı karşıya Tower'da. Buradan aşağıyı görebiliyor mu acaba derken bakmadı bile. Regen, Ragnar. Ne taraftı bunlar? Burası mı acaba? Argolar şu anda karşı karşıya. R9 ne taraf oluyor? Şu taraftı galiba. Evet, bu taraftı. Burada R9'lar Lorisima'yı bitirmeyi başarıyor. Ellerine sağlık diyoruz. Burada yakın bir fight var. Şuradan
Şöyle izlemek istiyorum. Oğuz'a bakayım. Burada nakladı. Zenoksu'dan Oğuz nakladı. Burada takım arkadaşlarına desteğe gelen Maze ekibini görüyorum. Yusuf'un Presi var. Tyson ve Oğuz da Duhan. Oğuz şu anda bir nak daha başardı. Ve burada Argo ekibi Maze ekibini bitirmeyi başarıyor. Çok güzel oynadılar. Hemen şöyle şuraya dönmek istiyorum. Burada Zoomer'i de bitiriyor. Naklıyor daha doğrusu, pardon. Dediğim yerden baktı ve İki nak aldı ama kendi de naklandı. Değerli değer iki nak için. Kodlar çok güzel, yükseklik avantajı almışlar. Buradan Piranha'ya oynamaları lazım ama Stray şu anda uzaktan çok güzel darlıyor. Supportluyor. Sağlık olsun Olkid. Şu anda Stray'in uzaktan supportuyla UNM ekibi burada toparlanmayı başardı. Kodlar da buradan nakını kaldırdı. Şu anda 4'e 4 tekrardan mücadeleye başladılar. Zoomer'in canı çok az. Kendini bandajla yenilemeye çalışıyor. Yukarıda da fightlar dönüyor sanırım. Burada Fear'larla geceler sanırım olması lazım. Evet, geceler. Rubik's buradan nakladı. Ve burada Fearless ekibine de veda ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Bugünün son maçında. Evet, Zoomer. Evet, canını toparlamayı başarmış. Uzaktan dürtmeler, yoklamalar devam ediyor ama burada iki takım da yavaş yavaş dağılma aşamasına geldi. Evet, UNM ekibi buradan ya geriye çekiliyor ya da farklı bir pozisyon arıyor. Zümer'in şu anda yaptığı o gibime geldi. Farklı bir pozisyon arıyor. Emre, sizin bahtsızlığınız benim. Ben yokum. bakıyorum şu anda. Oley'ler haritanın sağ üst bölgesini lootluyor. Alan geliyor aslında ama fazla umursadıkları söylenemez. Şu anda bakıyorum. Yakınlaşan takımlar var mı diye. Raplar bir birleşecek gibi. Dino Park tarafına doğru sanırsam. Yok. Haritanın ortasına doğru geliyorlar. Burada Parslarla, Pars 1938'lerle R9'lar yakın. Ama R9'lar hiçbir ses vermedi. Çünkü tek başına sanırsam burada. Yok, iki kişiymiş. Burada bir spray denemeleri, çok güzel spray atıyorlar. Şu anda Pars Flexi'nin çok az yanı kaldı ama arabası da baya baya duman tutturdu yani. Ama bir işe yaramadı. Buradan R9'lar ayrılıyor. En mantıklı da kararı verdiler şu anda. Takımından çok ayrılar. Burada Raplar bir drop'a geliyor. Bakalım drop'ta ne var? MK seti var. Yukarıda UNV'ler kodlarla hala yakınlar ama bir fight döneceğini sanmıyorum şu anlık. Oley ekibi AFK mı? Emin değilim. Ha yok, tamam, hareket ediyorlar. Şu taraflara bakmak istiyorum. Burada R9'ların yanından geçiyorlar yine. Pars ekibi bu sefer affetmeyebilirler. Yani
Simba buradan naklanıyor. Adem'in arabasına çok hasar verdi. Twist de buradan geçiyor. Twist de buradan geçiyor. Twist burada Felek'i naklamayı başardı. Çok güzel bir dönüş. Burada ikinci nakları da aldılar derken 2-2 bir nak oluyor. Şu anda Simba kalkmış durumda. Ragnar'ın finish atmasına izin vermedi derken burada Simba tekrardan naklanıyor. Twist Alaz canıyla burayı direnmeye çalışıyor. Bomba denemeleri geliyor ama alakasız bir yerlere gidiyor. Tabi tahmin edemedikleri için. Twiz oradan çoktan ayrıldı. Burada Pars ekibi arabaları çok zorladılar R9'lara doğru. Yani ilk kişinin bir info verdikten sonra oradan devam etmemesi gerekiyordu diğer oyuncuların. Burada fight atmaya devam ediyorlar. Ama fight çok uzadı ve Argo takımı bu seslere yaklaşıyor yavaş yavaş. Pars ekibine doğru yaklaşan bir Argo ekibini görüyorum. Şu anda eğer arkalanma durumu olursa Twiz baya baya takımını sonlara doğru taşıyabilme potansiyeli var. Ama tabi Argo ekibi biraz daha hızlı olup basarsa ve Simba'yı naklamayı başardı. Hatta finish atıyor. Üzerine Adem'i gördüler mi göremezler şu anlık ama birazdan görüşlerini çıkar diye sanıyorum. Şu an Adem ne yapacak acaba? Hiç ses yapmaması lazım Adem'in. Adem hiç ses yapmaman lazım. Eğer yaparsan arkalama şansı var bu arada Adem'in. Eğer R9'larla Argo'lar fight atarsa o sırada kill çıkartma olasılığı %90. Ve birazdan büyük ihtimalle Argo'lar fight yaşayacak. Evet. Fight'ladım. Adem burada. Arkalama şansı var. Apaçık çünkü. Adem'den bir hareket bekliyorum derken Oğuz'un naklamayı başardı. Ve şu anda çok araya sıkıştı. İki takım. Şu anda oleyler de bu tarafa doğru yaklaşıyor. Fight'ın olduğu yere gelen gelene. Jiro da şu anda nak bir durumda. Oğuz'u kaldırdılar. Sislemeleri lazım. Ben Jiro'ya tarafına doğru. 3 tane sis geldi. 4.'yü de attılar hatta. Şu anda Oley takımı da bu tarafa doğru gelebilir. Şu anda Twiz nerede? O en aşağıda. Raz şu anda. Adem burada mücadelesini döndürüyor derken Adem de buradan naklanıyor ve oyunumuza veda ediyor. Takımını şu anda Twiz bir tek devam ettiriyor. Şimdi R9 Emir'in canı bir kaldı. Ama onu oradan toparlar. Ragnar'lar şu anda geliyor ama açıları çok fazla var Argo ekibine. Kodlar şu anda bir fight içerisinde gecelerle. Hemen oraya da bir dönüyorum. Black buradan aklandı. Ve burada gece ekibine veda ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Gece ekibinin güzel de kill topladılar.
bitirin zaten. Evet, burada tümünü duyduk ama Allah'tan düşündüğüm şeyler olmadı. Küçük bir isyan etti. Evet, burada şu anda kaotik ekibine Oğuz bombayı görünce çok hızlı bir şekilde atmak zorunda kaldı ama kaotiki düşürmeyi başarıyor. Felek'in de canı çok az ama R9 Emir şu anda sollayabilir onları flank'te. Ama arkalanma olası da çok yüksek çünkü Oley takımı o tarafta. Emir şu anda Rookie'yi naklamayı başarıyor. Emir de naklanıyor, dediğim gibi Oley takımı orada Emir'i rahat bırakmıyor. Bu da 3 kişi aynı anda Laz'a dönünce şu anda Ragnar naklandı. Burada Kaotik de naklandı. Rookie naklandı. Ama burayı kazanan Argo ekibi oluyor. Ellerine sağlık diyoruz takımların. Çok da güzel oynadılar. Şimdi Oley takımına yaklaşan bir araç görüyorum. 17 numara kim? 17'ler. UNV ekibi. Şimdi Oley'ler bakalım burada nasıl karşılık verecek? Ve Mars'ı naklayarak karşılık veriyor. Stray kaldı bir tek. Onu kaldırıp buradan basıp gitmeleri gerekiyor. Yoksa kurtuluşları yok gibi. Derken o güzel sarmışlar aslında. Ben iki kişiler sandım yani. Evet, evet, Oley takımını güzel sarmışlar ve şu anda yılan sesiyle böyle tavasını almış yılan sesiyle Oley takımına flank atmış durumda Zümer. Rolex de sessiz sessiz arkalara doğru çekiliyor. Kodlar bir yerde fight içerisinde. Kodlar nerede? Göremedim. Şurada. Kodlarla Rap'lar fight atmış ve burada Rap ekibi kazanıyor. İki nakları var. Tebrik ediyorum kendilerini ve Kod ekibini. Burada Stray'e bakmak istiyorum. Stray'e denemeler geldi ve burada bir atış yedi. Cellat şu anda yakınlaştı. Yavaş yavaş. Bir bomba denemesi ama tutturamadı. Argolar geldi buraya. Argolar geldi ve şu anda Cellat'ı gördü mü? Görmedi sanırsam. Güzel bir Cellat'ı görüyor. Çok da rahat sağlıyor. Atabilecek pozisyonda derken Molotov karşılaması ama Molotov isabetli değil. Sonra Argo ekibi yavaş yavaş ilerliyor. Presini arttırdı. Oğuz şu anda Burçak'ın önünde. Pardon, Burak'ın önünde. Argo Ruki ile Burak'ı düşürdü. Ve burada Oley takımına veda ediyoruz. Argo takımı çok güzel ilerliyor. UNV takımını şu anda All for One ekibi açısını daralttı. Çok kötü köşeyi sıkıştırdı diyebiliriz. Kulübeden çıkamayacak durumda UNV ekibi. Bakıyorum şöyle. Başka nerede takımlar var?
Oley yavaş yavaş geriye doğru süzülüyor. Sessiz. Sessiz sessiz. Kendinize bir sprey denemesi ama isabetli değil. Sonic burada bir deneme yapıyor. Sonic'ten izliyoruz şöyle. Kafasını çıkartan yiyecek büyük ihtimalle o mermileri. Şu anda yayında bir sorun var mı peki? Onu da öğrenmek istiyorum. Yani şu anda rapler bir yakınlaşma aşamasında onlara. Kendisi buradan aklamışlar ve burada alıyor derken argolardan da Benjiro naklanmış. Try burada. Çok az canı kaldı. Ne çıktı? Can basmak için. Burada Piranha. Oğuz'a pardon. Fightlarken Oğuz'u aldı. Şu anda Ruki, Laz ve Benjiro kaldı. Evin içindeler ve Mars şu anda basıyor. Mars. Güzel deme. Ama iki kişinin arasına indi. Yine de iki kişinin arasına indi. Burada. İkinciyi de naklıyor. Şu anda takım arkadaşını kaldırıyor. Çok da doğru bir karar. Stray kaldı. Can basacak kiti varmış. Onu da oynadı. Ya burada iyi ki Rookie kaldırmış. Bir canla da olsa orada takımını hayatta tutmayı başarıyor derken kendisi güzel bir bomba geldi ama tutmadı sanırsam. Ama Raptlar All for One ekibini basmış durumda. Bozuk meka. Burada yanmayı göz aldı Surprise. Arkadaşlar gel üfleyeyim dedi herhalde. Son bombalarını atıyor. Al ekibi. Arkadan izliyoruz burayı. Çok güzel tuttular. Ve bitiriyor bir kişi. Sonic burada kit basıyor. Çok güzel tuttular burayı. Burada takım arkadaşını kaldırıyor. Bir kili hanelerini yazdırmayı başardı All for One takımı. Bir bomba denemesi. Çok güzel bir bomba Fraps'tan. Şu anda bir nak daha almayı başardılar burayı. Az kalsın takım arkadaşını da düşürüyordu. Burada SMD King'i naklamayı başardı. Tek bir oyuncusu kaldı Rap'ın. Kaporal. Bakalım Kaporal şu anda ne yapabilecek? Ve burada All for One ekibi burayı kazanmayı başarıyor. Bildiğin 2 ve 4'tü sanırım. Ve burada Wraps naklanıyor. Kitleri bıraksaydı bari. Ve burada All for One ekibini alana sokmayacaklar sanırım. Ve Sonic de alana gidiyor. Bu arada Parslardan eser kalmamış. Twix nerede öldü? Göremedim ben. Şu anda Olay ekibi Rolex bir tek hayatta kalmış. Şu anda tek olduğunun farkında mı acaba? İki takım olduğunun farkında mı? Ben olsam giderdim suya ölürdüm ama tabii ki de o riski alamıyor.
Ah o alan. Evet şu anda Argo takımı son kalan oyuncuyu arıyorlar. Yani en mantıklı bakacakları yer burasıdır dediler. Saniyesinde fullendi şu anda Benjiro. Evet, Laz şu anda arabayla aramaya çalışıyor ve burada kornayı öttürüyor. Yani ben şu anda kill vermemek için Olay'ın yerinde olsam suya dalardım. Ama sanırım bilmiyor kaç kişi olduğunu. Evet, Rolex'in buradan çıkma gibi bir niyeti yok sanırım. Hiç de belli olmuyor. Vallahi bulmaları çok zor. Ah, loot almaya çıkarken mi ölmüş? Sağlık olsun. Şu anda Laz arabayla bu taraflardan geçiyor. Bakalım farkında olacak mı? Laz şu anda bir deneme yaptı. Rolex Laz'ı alabilirse hanesine bir puanı yazdıracak. Tamam, yeri belli oldu. Rookie bu da denemelerini gerçekleştiriyor. Ve burada araya almış durumdalar. Burada oyunun sonuna geliyoruz. Argo ekibini tebrik ediyorum. Yine çok güzel bir leş sayısı almışlar. Hemen ikinci olan Olay ekibinden Rolex'i tebrik ediyorum. Sona kalmayı başardı. All for One ekibi de çok iyi oynadı orayı. Ama alanla sorunları vardı. Ketin de dediği gibi. Tebrik ederim tüm takımları. Yarın size söz veriyoruz. Daha güzel, daha eğlenceli maçlar yaşatacağız size. Şimdiden iyi geceler herkese.